ya da partiler, kuruluşlar, kurumlar bir ihtiyaç için doğar. Evet. Daha doğrusu ortamda ya da siyasi ortamda ortamdaki bir boşluğu doldurmak için, yenilik evet. getirmek için ya da bir hareket getirmek, basma kalıp siyasi partiler ya da siyasi ortamı daha yenilik getirmek için, yeni bir fikir ileri sürmek için evet. Kurulurlar. Peki neden gerek duydunuz Osmanlı Partisi'ni kurmaya? Neden gerek duydunuz ve ne zaman kurdunuz? Kuruluşundan itibaren bugüne gelinceye kadar serüvenini anlatır mısınız Sayın Başkanım? Tabii ki. Osmanlı Partisi ülkenin en zor döneminde kurulmuş bir siyasi partidir. 2016 31 Ağustos'ta kurulmuştur. O halde kurulmuştur. Osmanlı Partisi büyük bir yani tevafuka da... Darbe girişiminden bir ay... Tabii ki. 31 Ağustos'ta. 31 Ağustos'ta. Evet. Yani 40 küsur gün sonra Osmanlı Partisi kuruluş dilekçesini verdiği gün aynı günde kuruluşumunu sağlamış Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tek siyasi partidir. Onu da dile getirelim. Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye aynı gün kurulmak nasip olmadı. Bizde de böyle bir tevafuk oldu. Aynı tevafuk Sultan Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı tarihtir. 31 Ağustos. Biz de planlanarak, çünkü o gün zaten dosyamızı alacağımızı bilmiyoruz. Ama biz aynı gün kurulmuş olduk. Sultan Abdülhamit Han tahta çıktığı tarihte biz de o tarihte Osmanlı Partisi kurulmuş oldu. Osmanlı Partisi neden kuruldu? Osmanlı Partisi din, dil, ırk ayrımı yapmayacak olan bir siyasi partidir. O süreçte, Türkiye'nin zor döneme girdiği süreçte bu ülkeyi belki birazcık şey olacak ama burada benden daha iyi yönetebilecek birini görmediğim için, kendime de siyasi bir lider bulamadığım için ve toplumun da maalesef ölmüş siyasi liderleri özlediğini gördüm hep. Ben işte Büyük Birlik tabanlıyım, eski Alper Öncakları Başkanıyım. Bizim camide, o zamanki camimize baktığımızda hep Muhsin Yazıcıoğlu özlemi var. Muhsin Başkanım rahmetli oldu, şehit oldu. Ben aynı zamanda bir ülkücüyüm, bir Alperen'im. Bizim ülkücü camiadaki abilerimize baktığımızda hep bir Alparslan Türkeş özlemi var. Orada baktım sağ liderin arkasından yine giden yok. İşte Saadet Partisi'ne gittiğimizde bir Necmettin Erbakan özlemi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Atatürk özlemi var. Maalesef yeni Muhsin Yazıcıoğlu, yeni Alparslan Türkeş, yeni Atatürk çıkartma derdi yok baktım ki hiçbir siyasi partinin. Ölmüş liderleriyle. Ben de dedim ki ben yaşıyorum ve sağım. Şu an dünyanın en genç siyasi parti genel başkanıyım. Türkiye'nin değil. Dünyada benden daha genç bir siyasi parti genel başkanı yok. Kaç yaşındasın pardon? 87 doğumluyum. 87 doğumluyum. Evet. 33 yaşındayım. Ben de dedim ki ben hepsinden daha iyi yönetebilirim. Neden? Ben yaşıyorum. Sağım. Ben de öldüğümde eğer Osmanlı Partisi'nde İbrahim'in özlemi, ah başka İbrahim Başkan olsaydı dendiğinde adam yetiştirememişiz demektir. Allah razı olsun. Biz Muhsin Başkanımızın dizinin dibine oturduk. Bizleri yetiştirdi. Ben Alperenlerin belki de en pasiflerinden biriyim. Ama birçok ülkücü abimiz, birçok Alperen abimiz sonra kendilerini köşelerde tutuyor. Siyaset yapmamın en büyük kötülüğü sizden daha beceriksiz bir siyasi liderler gelir sizi yönetir. O yüzden ben dedim ki ben taşın altına elimi değil gövdemi koyacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi parti kuracağım. Bu siyasi parti din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm yurttaşlarına, tüm vatandaşlarına ocusun, bucusun, şucusun demeden bizi sevmeyenlere de hizmet götürerek, bizi sevmeyenlere de iş, aş götürerek bu ülkeyi yönetmeye talip oldum. O süreçten beridir de Türkiye Cumhuriyeti'nde 4 yıldır, 4. yılımızı kutlayacağız Ağustos ayında. Siyaset yapmaya uğraşıyoruz, siyaset yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki Türkiye'deki siyasi parti kanunnamesi bizim siyaset yapmamızın önüne bir settir aslında. Maalesef ki darbeden sonra düzenlenmiş bir siyasi parti kanunnamesidir. Darbe yasasıyla 80'den sonra. 80 darbesindeki yasadan sonra yapılan kanunlarla 80 darbesinin kanunlarıyla ülke yönetmeye talibiz. Maalesef. Biz iktidar olduğumuzda tabii ki bu siyasi parti kanununu değiştireceğiz. Daha özgürlükçü olacak. Daha vatandaşa ulaşılabilir olacak.
vatandaş istediği partiye oy verebilecek. Şu an mesela vatandaş istediği partiye oy veremiyor. Veremiyor. Mesela Osmanlı Partisi yarın seçim olsa Osmanlı Partililer mecburen kendilerine daha yakın hissettikleri partilere oy verecek. Osmanlı Partisi'ne oy veremeyecek. O yüzden bu siyasi kanunnamesi de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki başkan, Sayın Başkan neden veremez? Yani mesela hür iradesi var adamın. Yani işte, bir takım kaygılar oy verirsem işte birinci partiye gidip... Hayır, pusulada yaralamadığımız için. Hayır. Şöyle yani bakın bugün biz teşkilatlarımızı bitirdik. Tamam. Hazırız, kongrelerimizi yapacağız. Yaptık kongrelerimizi. Yine yeterli değil. Üstünden 6 ay geçecek. Yani biz yarın kongrelerimizi bitirdik. Her şey bitti diyelim. 2 ay sonra seçim var. Osmanlı Partisi seçime giremiyor. 6 ay geçmesi gerekiyor üstünden. Halbuki normalde eğer bir siyasi parti YSK'nın belirlemiş olduğu, seçim kurulunun belirlemiş olduğu kıstasları yerine getirdiyse yarın da seçim olsa girmesi lazım. Neden 6 ay bekletiyorsun beni? Hangi amaçla 6 ay bekletiyorsun? Niye 6 ay bekleyeyim? Kurmuşum zaten. Bitirmişim teşkilatlarımı. Senin istediğin gibi, senin istediğin düzeyde, senin istediğin kanunlarla zaten. O yüzden bu yasanın değişmesi lazım. Bir ikincisi, hazineden siyasi partiler yardım ya hiç almaması lazım, ya alıyorsa bana da vermelisin. Ben de bugün... Adalet yok yani. Tabii ki. Ben bugün Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığını çıkarın. Aynı mevkideyim. Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı'dır. Ben Osmanlı Partisi'nin Genel Başkanıyımdır. Protokolde yeriniz aynı. Tabii ki. Cumhurbaşkanlığını çıkarın aynıyımdır. Ondan sonra Meral Hanım'a direkt aynıyım. O da bir siyasi parti genel başkanıdır. Ben de bir siyasi parti genel başkanım. Ama maalesef Türkiye'de yasa kişilere göre uygulanabiliyor. Beğenmezse de değiştiriyor zaten. Yani bugün beğenmiyorsa yarın değiştirebiliyor. Halka sormasına da gerek yok. O yüzden birçok eksiklerimiz var tabii ki. Ben sizlerin soruları eşliğinde devam edeyim. Yoksa bana kaldı mı? Biz aslında konuya tabiri caizse bodoslama daldık. Evet. Sizi seyircilerimize tanıtmayı unuttum. Evet. Sırasını şaşırdı ilk anda. Peki Sayın Başkanım, biz yine başa dönelim. Tabii buyurun. Sayın Başkanım, İbrahim Üye kimdir? İbrahim Üye 87 doğumlu. İzmit doğumluyum. Düzce'de büyüdüm. Liseyi bitirene kadar Düzce'deydim. En sonki okulum Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi'dir. Eski Alperen Ocakları Başkanıyım. Bir yerel gazete... Düzce Alperen Ocak. Evet. Bir yerel gazetemiz var, yerel radyomuz var Giresun'da. Şu an onursal başkanlığını yaptığım Tarım ve Hayvancılık Birliği var mevcutta. Eskide 3. ligde bir bayan futbol takımım vardı. Şu an hala onursal başkanlığını yapmaktayım ama resmiyette herhangi bir başkanlığım yok. Siyasi bir geçmişim yok. 2015 yılında bir milletvekilliği adayı oldum. Giresun'dan tek başıma girdim. Çok sağ olsun halkımız. Evet, çok ciddi bir oy verdiler bizlere. Yani 5. oldum orada. AKP, CHP, MHP'nin ardından biz geldik. Sağ olsunlar teveccühü gösterdiler. Başka da bir siyasi geçmişimiz yok. Birçok sivil toplum kuruluşlarında daha öncesinde Osmanlı Topluluğu Dernekleri gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında dernek başkanlığı yaptım. Yaşım gereği de yaşıma bunları sığdırabildim şu anda. İnşallah evet. Daha güzel şeyler yapacağız. Gerçekten büyük olaylar, büyük değişimler, büyük atılımlar diyeyim evet. Yapmışsınız. Çünkü yani az önce de bahsettiniz ya, dünyanın en geç siyasi partinin genel başkanısınız. Ve dediğim gibi yaşınıza göre gerçekten büyük atılımlar. Bugün bir siyasi partinin genel başkanı olmak hepsi apayrı bir bu konu. Mesela bir başkan olmak her yani gerçi yaşına falan bakmaz ama büyük bir cesaret yani evet. Genel başkanlığı olmak. Yani şimdi yeni mesela sizin yaşlarındaki arkadaşlarımız gerçi seçilme yaşı 18'e tabii. İndirildi ama evet. Daha pratikte de henüz uygulanabilirliği de yok. Zaten geçmiş seçimlerde mesela bizde Düzce'den de genç arkadaşlarımız milletvekili adayı oldular ama sadece aday olabildiler. Evet. Öyle bir yani pek bir
gençlere pek bir önem vermez. Gerçi yani mevzuat olarak oldu ama fiiliyatta biraz epey bir zaman geçecek gibi görünüyor. Ya bizim... Çünkü şeyler nasıl diyeyim ben sana, abiler ya da o partiye hüküm söz sahibi insanlar kolay kolay o gücü kolay kolay bırakmıyor. Bakın bugün benim mevkidaşlarımın hepsi 60 yaşın üstünde. Evet. Yani benim mevkidaşlarımın hepsi işte Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, ana muhalefet liderinin genel başkanı olsun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin olsun, İyi Parti'nin olsun, Saadet Partisi'nin olsun. Baktığınız zaman benim mevkidaşlarımın hepsi 60 yaşın üstünde. Evet. Tabii ki tecrübe çok önemli. Evet, yanımızda abilerimiz olsun ama ben artık yavaş yavaş yönetimi bize bırakmaları gerektiğini tabii düşünüyorum. Ki, tabii ki. Onlar başımızda abi olsunlar yine, ha, danışman olsunlar yine. Onların dediniz ya az önce. Hepsi sizinle olabilirler ama siyasette artık gençlerin önünü açmak lazım. Yeni ufukların önünü açmak lazım. Yeni dimalar hep maalesef artık yurt dışına çıkıyorlar. Göç ediyorlar. Beyin göçü diyoruz biz buna artık. Beyin göçünün önünde durmamız lazım. Artık ülkede bir şeyler olması lazım. Şimdi Osmanlı'ya gerici diyen kardeşlerime buradan bir şey söylemek istiyorum. Bakın Osmanlı'nın ne kadar ilerici olduğunu gösteren birkaç anekdot sunmak istiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ait %100 denizaltısı yok. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada ilk denizaltını bulan Tahtahülbayır Osmanlı'ya aittir. Evet. Bu topraklara aittir. Osmanlı İmparatorluğu Türk İmparatorluğu'dur. Türk Devleti'dir. Bakın dünyada ilk denizaltını Türkler bulmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türk Devleti'nde yaşıyoruz. Hala bir denizaltımız yok. Benim atam Yıldırım Beyazıt Yivli topu bulmuş. Atam Fatih Sultan Mehmet Han topun projesini çizmiş, üretmiş. Biz bugün 2020 yılında tank yapıyoruz diye seviniyoruz. Büyük acizliktir. Allah razı olsun yapanlardan ayrı bir olay ama büyük acizliktir. Yahu ben 400 sene önce top yapıyordum, hala top yapıyorum diye sevinir mi? Yani atam Fatih topu yapmış, Yıldırım Beyazıt'tan topu yapmış. Bunun altına iki tane teker koyarsanız ne olur bunun adı? Tank olur. Ya altına da iki teker koyalım bir zahmet yani. Bunu yaptık diye de biz mükemmel silah sanayinde geliştik, harika işler yaptık demenin bir mantığı yok ki bunu ben kabul etmiyorum. Biz hala maalesef gelişmiş değiliz. Silah sanayimiz olsun, teknolojimiz olsun. Bizim hala bir arabamız yoksa, bizim hala bir elektronik cihazlarımız %100'ü bize ait olan yoksa biz bırakın dünyaya liderlik etmeyi, kendi ülkemize liderlik etmiş sayılmayız. Bakın bugün yeni arabamız üretilecek deniyor hala. İnşallah bir an önce hemen Allah razı olsun deriz. Yani biz yapılanı eleştirecek birisi değiliz. Biz muhalefetteyiz. Nasıl muhalefetiz? Bizim birazcık muhalefetimizden bahsedeyim isterseniz. Şuraya bir yol yapıldı. Bu yol 5 metre yapıldı. Biz önce bu yola bir Allah razı olsun deriz. Ama sonra fikrimizi söyleriz. Muhalefetimizi şöyle yaparız. Bu yol 5 metre değil 8 metre olmalıydı. Bu yol önce asfaltı değil, önce altyapısı, elektriği, suyu, kanalizasyonu, interneti hepsi geçmeliydi. Bir daha bu yol bozulmasın. Bizim muhalefetimiz bu olacak. Maalesef Türkiye'de muhalefet eksikliği de var. Evet. Bakın Ayasofya açılacak 24'ünde. O soracaktım onu da. Evet, o zaman sorduğunuz zaman cevap verelim ona. Evet, evet. Yani muhalefet eksikliği de gördüğümüz için de Osmanlı Partisi'ni kurduk. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef iktidar partileri de muhalefet edecek partiler yok. Hep şahıs meseleleri, evet, ülke meselesi yok ortada. Vatandaş ülke meselesi dinlemediği için de muhalefeti ciddiye almıyor artık. İktidar da muhalefeti ciddiye almıyor. Çünkü ülke meselesi konuşmadığı için. O zaman bir kısır döngü içerisinde yıllarımız heba alıyor. Bakın 18 yıllık bir iktidar var. Ortada yapılanlar var, yapılmayanlar var. Ve bir de muhalefet var. Burada ben iktidar başarısız bulurken muhalefeti 3 başarısız görüyorum. Ama artık sahalara Osmanlı Partisi indi. Muhalefetin de nasıl yapıldığını göstereceğiz. İkinci aşamada da iktidarın nasıl olacağını göstereceğiz. Şu anda Allah izin verirse Analist TV'de 10 yıl sonraki Cumhurbaşkanı oturuyor. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Eğer Türkiye'nin
tabii ki menfaati neyse, devletimizin menfaati neyse tabii ki olmasını tabii ki isteriz. Çünkü bizim için kriter, yani biz halk için diyeyim ben, bir kendi tabii şahsi görüşümden ziyade halk için önemli olan şudur. Kim olursa olsun hak eden ve en iyi hizmeti verebilecek insan olsun evet. olsa bizim dilek ve temennimiz bu. Bu siz olursunuz, başkası olur. Onu, yani hayırlısı neyse o olur inşallah. Şimdi ben sormak istediğim şu Sayın Başkanım. Sizin mesela siyasi partilerin kırmızı çizgileri olur. Evet. Dayandığı işte saç ayakları ya da sütunlar olur. Evet. Hani kubbenin binayı taşıyan sütunlardır bilirsiniz. Tabii. Yani siyasi partileri de taşıyan fikirleridir, dayandığı noktalardır ve olmazsa olmazlardır. Evet. Siz Osmanlı Partisi'nin nedir? Yani olmazsa olmazları nedir? Kırmızı çizgisi nedir? Ve şunu da söyleyeyim ben size, yani yanlış anlaşılmasın. Estağfurullah. Buyurun, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Şimdi bir kurum ya da siyasi parti yola çıkarken kendi gücünden ziyade bir yerlere dayanmaya sahip. Evet. Yani mesela arkanızda biri var mı diyorsunuz yani özetle? Yok, onu söyleyeceğim. Bir güç var mı mesela diyorsunuz? Mesela der ki mesela Saadet Partisi diyor ki ben Erbakan'ın partisinin devamıyım diyor. Evet. Öbür taraftan oğlu Fatih Erbakan bir parti kurdu, Yeniden Refah. Evet. O da dedi ben babamın ilkeler, ya ne derler ona, milli görüş. Milli görüşün görüş. Devamıyım dedi. Arkamda milli görüşün gücü var dedi. Evet. Benim aklıma geliyor. Ya Osmanlı Partisi de Osmanlı'nın mirasına mı sahip çıkıyor? Osmanlı'nın gücüyle mi, gölgesine mi hareket etmek istiyor? Ya da onun verdiği hani toplum üzerindeki ağırlığını mı kullanmak, evet, siyasi amaçlar uğruna mı kullanmak istiyor? Ben, evet. Hani merak ettim. Şimdi öncelikle bu sorunuza şöyle bir soruyla cevap verilmek gerekir aslında. Neden Osmanlı Partisi ismi? Türkiye Cumhuriyeti'nde bu zamana kadar Osmanlı ismiyle kurulan bir siyasi parti, evet, olmadı. Neden Osmanlı Partisi ile bu sorularınızın hepsine cevap verilebilir? Neden Osmanlı? Osmanlı bakın yaklaşık 25 milyon metrekareye hükmetmiş. Bu hükmettiği topraklarda din, dil, ırk ayrımı yapmamış. Kimseye bir tarafçı, solcusu, sağcısı dememiş. Böyle bir kavram olmamış. Dindarı, dindarsızı da olmamış. Hatta bunlara daha iyi hizmet edebilmek için nüfus sayımlarında Müslüm, gayrimüslim diye sayım yapılmış. Hatta daha da iyi hizmet edebilmek için, daha iyi de vergi alabilmek için hayvanlarına kadar sayılmış. Bu şekilde bir yönetim şekli olmuş. Çok iyi yönetildiği dönem olmuş, iyi yönetilmediği dönem olmuş ama önemli olan sistem. Yani siz, burada bir sistem vardır. Bu sistemi Ahmet gelir daha iyi yönetir, Mehmet gelir biraz daha kötü yönetir. Biz sistemin yanlış olduğunu düşünenleriz. Yani Osmanlı Partisi önce sistemi değiştirecek. Yönetim şeklini değiştirecek. Yani yönetim şekli çok yanlış. Yönetilme şekli çok yanlış. Adalet çok yanlış. Halk adalet arama şekli çok yanlış. Osmanlı'da sonra en büyük kavram adaletti. Bakın Avrupa'da, Avrupa Meclis Komisyonları'nda Osmanlı zamanında, evet, Osmanlı'yla ticaret yapan tüccarların oyu 2 sayılıyordu. Neden? Diyorlardı ki Osmanlı adaletli bir şekilde ithalat, ihracat yapar. Osmanlı adaletli bir şekilde mal verir, mal alır. Onlarla, bakın Osmanlı ile alışveriş yapmıyor. Osmanlı ile alışveriş yapmış tüccarların meclis komisyonunda oyları 2 sayılıyor. Biz ne zaman bu adalete gelirsek o zaman deriz ki vatandaşız. Biz şu anda vatandaşlık yani hükmümüzü yerine getiremiyoruz. Bakın bugün malımız, canımız tehlikede. Devlet ne için vardır? Devlet benim malımı korumak için vardır. Devlet benim canımı korumak için vardır. Eğer ben bugün sokakta gönül rahatlığıyla dolaşamıyorsam, elim cebimde dolaşıyorsam, kızlarımız bugün istediği gibi dolaşamıyorsa bu devleti yönetenlerin suçudur. Devleti yönetenlerin bahanesi olmaz. İcraatı olur. Bugün bizim kızlarımız yakıyorlar, öldürüyorlar, yakıyorlar,
üstlerine beton döküyorlar. Cezası belli, hükmü belli. Osmanlı Partisi iktidarında çocuklarımıza tecavüz edip kör kuyulanlar, atanların cezası akşama devletin televizyonunda onun idamını izlemekle olur. Başka şekilde olmaz. Yok mahkemeleri sürecek de bir ay, 10 gün, 20 gün, 30 gün da iddianame gelecek de en hızlısı bu da. Bir sene sonra bir ceza alacak da biz de oh tamam diyeceğiz. Osmanlı Partisi iktidarında tacizciye, tecavüzcüye, vatan hainine yol yok. Vatandaşımız da isterse bir kızımız gecenin saat 2'sinde de olsa, mini etekle de olsa dolaşabilir. Osmanlı kimi kapattı? Kime mecburen şunu yapacaksın dedi. Ama şimdiye kadar çok yanlış bir algı. Osmanlı kimin özgürlüğünü kısıtladı canım? Ya Osmanlı'da ne yoktu? Hani ne yoktu yani? Eğlence yeri mi yoktu? Eğlenmek istiyorsan. İçmek istiyorsan içme yeri mi yoktu? Gezmek istiyorsan gezme yeri mi yoktu? Dans etmek istiyorsan dans etme yeri mi yoktu? Bakalım Abdülhamit'e kaç tane şarap fabrikası açtı? Yani önce bir de Osmanlı'yı da tanımak lazım tabii ki. Evet. Biz vatandaşlarımızdan özüne dönmelerini istiyoruz. Osmanlı'ya, Osmanlı bir isimdi sadece. Osmanlı Türk İmparatorluğuydu. Selçuklu Türk İmparatorluğuydu. İlhanlar, Gazneler bunların hepsi Türk'tü. Yani 16 tane ha. Büyük Türk devleti. Yani bunu, biz maalesef aslımızı kaybettik. Bir taraf sağcı, bir taraf sol. Osmanlı Partisi'nin Wikipedia'ya girdiğiniz zaman bizim için diyorlar ki aşırı sağcı, aşırı İslamcı. Ya sanki biz bir tane daha tövbe haşa ayet koymuşuz gibi. Sonra, ya da İslam'da olmuyor. Bizim aşırıcısı nedir yani? İslamcının aşırıcısı nasıl olur? Aşırı gazeteci diye bir şey olabilir mi? Biz sağcı da değiliz, solcu da değiliz. Biz tüm ideolojilerin iyi yönlerini örnek alırız. Kötü yönlerini kabul etmeyiz. Bugün ideolojik olarak baktığınız zaman Türkiye'de en ters nedir? Komünizmdir. Komünizm eşittir. Yanında yazanları kim kabul etmez? Herkes kabul eder. Var mı kabul etmeyecek olan? İsmini kaldır. Kaldıralım komünizmin yanına yazdıklarımızın önüne ne koyarsak hepimiz kabul ederiz. Eşitliği kim kabul etmez? Evet, adaleti. Yurttaşlığı kim kabul etmez? Hepimiz kabul ederiz. O yüzden ben ideolojilere takılan bir siyasi parti genel başkanı değilim. İdeolojilere gömülen bir siyasi parti genel başkanı değilim. Ülkücü camiada alteren olarak büyümüş bir gencim. Bu şiarda da ülkeyi yönetmeye talip biriyim. Ya bizim partimizin logosundan da bahsedeyim isterseniz birazcık. Evet, Elif, Vav ve Hilal. Evet, Hilal'in içinde Elif'le Vav var. Evet. Biliyorsunuz ki Hilal İslamiyet'i temsil eder. İslamiyet'in içerisine Elif koyduk. Ne dedik? Hilal'in içine neden Elif koyduk? Dedik ki biz zalime, zulmedenlere karşı Elif gibi dimdik duracağız. Zulmedilenlerin yanında da Vav gibi duracağız diyerekten kısa tanıtması olaraktan bunu söyleyeyim. Elif'le Vav'ı da Hilal'in içine koyduk. Koyduk da simgemiz güzel, partimizin ismi de güzel. Biz böyle mi? Böyle miyiz? Böyle olmaya çalışıyoruz. Biz insanız. Ben de nefis taşıyorum. Ben de nefis sahibiyim. Ben de yanlış yapabilirim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sıkıntısı o partiye gönül veren insanlar, partilere gönül veren insanlar siyasi liderlerini eleştirememesi. Eleştirememesi. Bakın ben toplantılarımızda ben eleştirilmiyorsam kızıyorum. Ben bu ay hiç yanlış yapmadım ya diyorum. İl başkanları toplantısında, MYK toplantısında. Hiç mi beğenmediğiniz bir şey yok diyorum. İlla ki olmalı. İlla ki vardır da. Ben eleştirilebilen bir siyasi parti genel başkanı ve sahada bir genel başkanım. Yani bakın bana 2820 sayılı kanun devlet korteji veriyor. Önüme arkama polis korteji veriyor. Makam aracı veriyor. Her şeyi veriyor. Ben buraya gelirken bir tane polis gördünüz mü yanımda? Hayır. Bazı yerlerde mecburen devletimiz sağ olsun ben biz istemesek de talep etmesek de gönderiyorlar. Onun dışında kullanmıyorum. Ya da resmi bir protokol bir girişim yoksa kullanmıyorum. Ya kendi şahsi aracımla gelirim ya partilerimin birinin aracıyla gelirim. Ne gerek var? Önüme polis koyuyorlar, arkama polis koyuyorlar. Bunların mazotları var, bu polislerin harçları var. Kimin cebinden çıkıyor? Vatandaşımın cebinden çıkıyor. Ben vatandaşımın
cebindeki parayı lüksüm için, hava atmak için, gösteriş için kullanmam. Kullanmadım da bu zamana kadar. Beni hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendi şahsı için makam aracında göremez. Bakın ben 4 yıllık bir siyasi parti genel başkanıyım. Benim eşim bir kere dahil makam aracına binmişliği yoktur. Bir kere dahi. Benim çocuğum makam aracına binmişliği yoktur. Varsa kendi şahsi aracıma binerim. Yoksa otobüs kullanırım, dolmuş kullanırım, uçak kullanırım. Ama devletin, milletin cebindeki parayla yine millete artistlik yapmam. Çok güzel söyledin. Sonunu, yani şu andaki en büyük sıkıntımız milletin cebindeki parayla millete artistlik yapılıyor. Evet, Cuma namazına 1000 konvoyla gidiyorlar. Nereye gidiyorsun mübarek? Allah'ın huzurunda devlet yetkileri korunması lazım, evet. Buna kesinlikle bir karşım yok. Ama bakıyorum yani bir milletvekili, birinin bölge başkanı, hatta abarttılar, daha da abarttılar. STK başkanı adam ya. Evet. STK başkanı kortejle bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsun mübarek adam? Bir de bakıyorum aynı şekilde polis korteji verilmiş bunlara. Kimin cebinden çıkıyor bunların parası? Bizim cebimizden çıkıyor. Yurttaşlarımız, sevgili halkımız, değerli kıymetli ablalarım, abilerim, cebinizdeki parayı biz hava atalım diye vermeyin. Vergilerinizin hesabını sorun. Bu parayla ne yapıyorsunuz diye bize sormaları lazım. Şimdi bakın bizim partinin aidatları var. Ben diyorum verdiğiniz paranın hesabını sorun. 10 TL verdim kardeşim ben sana. Bu 10 TL nerede diyeyim. Bizde öyle bir şey yok tabii ki. Biz yardım etmeyi seven bir vatandaşız. Haydi biz bize yeteriz Türkiye dediler. Bir kampanya yaptılar. Evet. Herkes elindekini avucundakini verdi, doğru mu? Ama biz bize zaten yetiyoruz. Bakın abi biz bize yetiyoruz. Biz size yetemiyoruz yahu. Biz size yetemiyoruz ülkeyi yönetenler. Yani biz size yetemiyoruz. Yoksa biz bize zaten yetiyoruz. Biz size yetemezliğimiz için cebimizdeki parayı istiyorsunuz. Siz cebinizdeki parayı bizle bölüşün bakalım bir. Bir ya görelim. Onlar, bak ben çok eleştirdim bu. Buradaki AK Parti'nin buradaki kurmaylarını. Dedim ya yani Cumhurbaşkanı başlatmış. Yani niyet hayır. Evet. Allah razı olsun. Yani başlatmış. Ya kardeşim buradaki şeyleri, temsilcileri. Üstelik şunu da daha da ileri gideyim. Çok özür dilerim. Daha da ileri gideyim. AK Parti sayesinde zengin olmuş. Evet. Para, makam, mevki sahibi olmuş. Yani partiye girerken hiçbir şey olmadığı halde 3 sene, yani bu süre içerisinde, partide olduğu süre içerisinde ulaşılamaz bir noktaya gelmiş her türlü açıdan. Artık bilmiyorum, artık kaynağını sormak bizim haddimize düşmez ama görünen şudur. Bu insan AK Parti'ye girdikten sonra para, mal, mülk, şöhret sahibi oldu. Ya burada sadece AK Parti'de diye değil. Yani bütün siyasi partilerde maalesef böyle bir yani iktidar partisi olduğu iktidar için iktidar ve mecliste olan siyasi partinin hepsinde bu var. Yani evet. Evet. Hepsinde bu var. Dedim eleştirdim ya kardeşim dedim ya. Ben vatandaştan istiyorsunuz ama sizi elleri görelim. Evet. Yani reklam vay efendim gerekçe yapıyorsunuz işte bahane buluyorsunuz. Biz reklamı sevmeyiz. Reklam yapın. Evet. Yapın. Görelim. Örnek olun. Evet. Yok bir tanesi de çıkıp da böyle yapmadı. Evet. Bütün Düzce'dekilerden bahsediyorum. Neyse. Yani dediğim son şey söylediğinizde gerçekten sonuna kadar size katılıyorum. Evet. Sayın Başkanım. Genel olarak bütün fikirlerinize katılıyorum da. Şimdi Sayın Başkanım, madem Osmanlı'dan söz ettiniz, isminiz de Osmanlı, hatta anlayışınız da Osmanlı'nın. Zaten şunu söyleyeyim Sayın Başkanım, Rönesans'tan sonra Osmanlı İmparatorluğu çöküş sürecine girdikçe Avrupa Osmanlı'nın sistemini aldı. Bugün Amerika, bakın, yönetim şekline bakın, yani kanununa da bakın, sadece yani değil. Yerellerdeki kanuna da bakın. Yerel yönetimlerdeki kanunlarına da bakın. Osmanlı ile hemen hemen birebirdir. Biz şunu demiyoruz. Biz ülkeyi devraldığımızda, yönetimini devraldığımızda
Birebir Osmanlı gibi tabii ki de yönetmeyeceğiz. Ya orası ayrı. Yani... Osmanlı dönemini doldurmuş, hizmetini yapmış, yıkılmış bir imparatorluk. Biz o imparatorluğun tebaası olarak devam eden bir Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Bakın çok insanların bilmediği bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış bir imparatorluk değil aslında. Yani Osmanlı İmparatorluğu ismini değiştirerek devam eden bir imparatorluk tebaasının devletidir Türkiye Cumhuriyeti. Nasıl? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun bayrağı arasında bir fark var mı? Yok. Hayır. Yıldız fark var işte. Yok, birebiridir. Ya yani bugün bazı şeyler, cahiller şey zannediyor. Üç ileli Osmanlı bayrağı zannediyor. O sancaktır. Osmanlı Devleti'nin bayrağı, resmi bayrağı Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü bayrağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı da aynı bayraktır. Devam eder. Bugün Sayıştay kaç yaşında? Bugün Yargıtay kaç yaşında? Türk Silahlı Kuvvetleri kaç yaşında? Jandarma Teşkilatı kaç yaşında? Hepsi Cumhuriyet'ten büyüktür. Bu ne demek? Bu ne demek? Eğer bir devletin kurumları o devletten büyükse o devletin geleneği var demektir. O devlet bir tebaadan geliyor demektir. Bir imparatorluk geleneğinden geliyoruz biz. Biz öyle Türkiye Cumhuriyeti 780 bin metrekareden oluşan bir yer değil sadece. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun ayak bastığı her yerde hala söz sahibidir. Ne olursa olsun. İktidar kim olursa olsun. En beceriksiz de gelse oralarda gönül bağımız olan insanlar var. En basitinden bize en düşman ülkeyi Yunanistan'ı 400 sene yönetmişiz. Senin Yunanlığın mı kalmış daha canım yani? 400 sene. Bugün bizim gurbetçilerimiz Almanya'ya gidiyor da çocukları Türkçe konuşamıyor. Osmanlı'nın büyüklüğünü şuradan da görelim. Osmanlı yönettiği hiçbir devlete dil zorunluluğu vermemiş. Türkçe konuşacaksın dememiş. Din zorunluluğu vermemiş. Kimseye mecburen bu dinden olacaksın dememiş. Serbest bırakmış. Herkes dilinde, dininde, ırkında serbest. Evet, orada bir iki kişi tartışıyor varmış da bir yerde okumuştum. Demiş ki Osmanlı demiş gerçek zulmetti demiş o karşısındaki evet. Kişi. Bizim işte ismini hatırlayamadım da o da demiş ki eğer demiş Osmanlı zulmetseydi şu an sen Fransızca konuşuyor olmazdın. Tabii ki. İngilizce konuşuyor olmazdın. Bunun bir demiş. Arap kardeşimiz maalesef Araplar neden işte böyle davranıyor gibisinden muhabbetler arasında olunca Araplar demiş ki ya Osmanlı bize zulmetti demiş. Evet. Ama bu konuşma bu arada Fransızca oluyor. Aralarındaki konuşma. Kanım Cezayir'de. Evet, Cezayir'de. Demiş eğer Osmanlı size zulmetmeseydi bu konuşmayı Fransızca değil Türkçe yapardık. Türkçe yapardık. Osmanlı zulmetmemiştir ama zulmeden illaki yöneticiler olmuştur. Ya orası... Yani bunu da biz tüylü pak diyemeyiz. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni adaletli bir şekilde yönetirsin. Bir tane emniyet müdürü gelir. Burada halka zulmedebilir. Orasını bilemeyiz. Bir tane vali gelir. Ama önemli olan buna müdahale etmek. Maalesef şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir kamu kuruluşu da liyakatli insanlar yok. Gerektiği gibi çalışmıyor. Bir A4 kağıdı veremiyorlar. Bir A4 kağıdı çıktı alıp veremiyorlar. Çünkü kimin emmisinin oğlu, kimisinin halasının oğlu, kimin işte iktidar partisine ya da iktidara yakın partiden bir yerde görevliyse, yetkiliyse, onun da akrabasıysa yeterli. Bitti. Gereğini yapıyorlar her türlü. Liyakat yok. En büyük sıkıntımız bu. Liyakatli insanlar o. İşte sporcuyu bankanın başına koyuyor. Ötekini oranın başına koyuyor. O zaman ne oluyor? Yönetemiyor. Şimdi televizyondan anlamayan birini burada yönetmen koltuğuna oturtursunuz. Ne olur? Mahveder. Mahveder. İşte ülkede maalesef liyakat sahibi olmayan insanlar tarafından yönetildi de ben sadece Cumhurbaşkanı'nı ve kadrosundan bahsetmiyorum. Tüm kuruluşlarıyla. Bugün valilikten içeri girdiğiniz an devletin içerisine girmişsiniz demektir. Bugün herhangi bir devlete bağlı olan bir kuruluşun içerisine girdiğiniz zaman siz devletin kuruluşların içerisindesiniz demektir ve burayı devlet yönetiyor demektir. Liyakatsiz insanlar yönetiyor. Müdürler nasıl müdür oluyor? Ya onu bırakın. Kendi titrinde anlatıyor. Bir şey ilk defa söyleyeceğim burada. Kendi özgeçmişinden bahsediyor. Bir isim vermiyor. Kendi özgeçmişinden bahsediyor. Ben diyor 7 yıl devlet ve özel sektörde anaokulu öğretmenliği yaptım. İkincisi bir
tekstil firmasında pazarlama müdürlüğü yaptım. Satış ve pazarlama müdürlüğü yaptım. İki. Şu anda benim bir emlak şirketim var. Emlak pazarlama işte iş yerim var diyor. Kendi verdiği şu. Devamında işte AK Parti'de görev yaptım, şöyle yaptım. O orada devam ediyor. Ve bu insan şu anda Düzce'nin trilyonlara hükmedilen, trilyonluk bütçesine hükmedilen bir numarasında oturuyor şu anda makam koltuğu. Evet. Yani bu kadarını söyleyeyim de siz artık ne derece bir liyakat veya liyakat... Osmanlı Partisi'nin iktidarında liyakat sahibi olmayan kişiler babamın oğlu olsa görev almayacak. Yani Osmanlı Partisi iktidarında şuna bakmayacağız. Bu adam Osmanlı Partili mi? Bu bize üye mi? Buna oy ver, bize oy vermiş mi diye değil. Bu işi yapabiliyor mu diye. Ha, işte, önemli olan o. Yani bu işi yapabiliyor ise bizim partimizden olmasına ihtiyacı yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise, vatanını milletini seviyorsa, bu vatana, bu millete hizmet etmek istiyorsa, yeterliliği de varsa biz bu kardeşimize görevi vereceğiz. Onun dışında bu kardeşimiz bu göreve gelemeyecek. Bugün çaycılıktan adam yöneticiliğe çıkabiliyor. Evet, çıkabilir mi? Çıkabilir. Liyakati varsa çıksın. Ama çaycılığını yaptığı kurumun genel müdürü oluyorsa burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Yani, o yüzden bizim başkanım, yönetim şeklimiz bu olmayacak. 5 dakika yönetmenim ara vermemizi istiyor. Tabii ki. Tabii ki. Sözünüzü kestim. Estağfurullah. Ne demek? Sevgili seyircilerimiz, Sayın Başkanım, Genel Osmanlı Partisi Genel Başkanı Sayın İbrahim Ünye ile birlikteyiz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar sohbetimize, Sayın Başkanımla sohbetimize devam edeceğiz. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim. Birazdan görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Beklenen ürün Türkiye'ye geldi. Ultraviyole sterilizasyon çubuğumuz. Şu anda ürünümüz Türkiye'de. Stoklarda. Ürün nasıl çalışacağı ile ilgili bilgi vermek isterim. Ürün 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika ayarlamalarıyla çalışıyor. Açma kapama tuşuna bastık. Görüldüğü gibi cihazımız açıldı. Cihazı çevirdiği zaman otomatik olarak sensörden dolayı yüze göze bulaşmaması için otomatik olarak kendini kapatıyor. 3 santimetre üzerinde çalışıyor. Örnek olarak gün içerisindeki en çok kullandığımız ürünlerde hesap makinesi, anahtarlıklar, maskeler, kullandığımız saatler, kalemler, gözlüğümüz ve en çok dokunduğumuz ürünlerden biri de mouse ve meşhur telefonlarımız. Bakterilerinden tamamen uzak kalmak, tamamen ortadan kalkması için UV sterilizasyon çubuğunu mutlaka denemelisiniz. Ürünler stokta ve Türkiye'de. Siparişlerinizi bekliyoruz. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres: Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı, Camlı Köşk Arkası. Telefon 0380 514 86 36, 0535 747 53 23 Düzce. Ultraviyole ışınlarıyla 3 saniyede virüs ve bakterilerden kurtulun. Gündelik hayatınızda kullandığınız klavye, çalışma masası, kıyafetleriniz, çocuklarınızın oyuncakları gibi birçok eşyada rahatlıkla kullanabilirsiniz. %99 oranında sterilizasyon başarısı sağlayan cihazımızın kullanımı da çok basittir. Tek tuşla sterilizasyonu başlatıp bitirebiliyorsunuz. MasLife güvencesinde bu ürüne sahip olabilmek için hemen 0850 207 42 52 numaralı hattımızdan sipariş verebilir veya 542 681 53 81 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kredi kartı ve kapıda ödeme seçenekleriyle ürüne kolayca sahip olabilirsiniz.
Merhaba arkadaşlar. Beklenen ürün Türkiye'ye geldi. Ultraviyole sterilizasyon çubuğumuz. Şu anda ürünümüz Türkiye'de. Stoklarda. Ürün nasıl çalışacağı ile ilgili bilgi vermek isterim. Ürün 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika ayarlama aralığıyla çalışıyor. Açma kapama tuşuna bastık. Görüldüğü gibi cihazımız açıldı. Cihazı çevirdiği zaman otomatik olarak sensörden dolayı yüze göze bulaşmaması için otomatik olarak kendini kapatıyor. 3 santimetre üzerinde çalışıyor. Örnek olarak gün içerisindeki en çok kullandığımız ürünlerde hesap makinesi, anahtarlıklar, maskeler, kullandığımız saatler, kalemler, gözlüğümüz ve en çok dokunduğumuz ürünlerden biri de mouse ve meşhur telefonlarımız. Bakterilerinden tamamen uzak kalmak, tamamen ortadan kalkması için UV sterilizasyon çubuğunu mutlaka denemelisiniz. Ürünler stokta ve Türkiye'de. Siparişlerinizi bekliyoruz. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres: Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı, Camlı Köşk Arkası. Telefon 0380-514-8636, 0535-747-5323 Düzce. Ultraviyole ışınlarıyla 3 saniyede virüs ve bakterilerden kurtulun. Gündelik hayatınızda kullandığınız klavye, çalışma masası, kıyafetleriniz, çocuklarınızın oyuncakları gibi birçok eşyada rahatlıkla kullanabilirsiniz. %99 oranında sterilizasyon başarısı sağlayan cihazımızın kullanımı da çok basittir. Tek tuşla sterilizasyonu başlatıp bitirebiliyorsunuz. MassLife güvencesinde bu ürüne sahip olabilmek için hemen 0850-207-4252 numaralı hattımızdan sipariş verebilir veya 542-681-5381 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kredi kartı ve kapıda ödeme seçenekleriyle ürüne kolayca sahip olabilirsiniz. Sevgili seyircilerimiz, aradan sonra yine birlikteyiz. Sayın Başkanım İbrahim Ünye ile birlikteyiz. Yayınımıza devam ediyoruz. Sayın Başkanım, ikinci bölümde sormak istediğim bir soru var size. Tabii. Malumunuz Nisan 2016 tarihinden itibaren yaklaşık bir 90 yıllık Cumhuriyet Dem ilanından beri, evet, yaklaşık 90 yıllık bir 86 yıllık özür dilerim. Parlamenter demokrasi sisteminden, yönetim sisteminden Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçti. Tamam, buyurun. Şimdi az önce de söylediniz ya, şimdi buna genelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olduğu, yani liderliğinde olduğu bir muhalefet partileri, genelde muhalefet partiler buna karşı, yani hala parlamenter sistemi savunuyor. Hatta yeni partiler de, veya Davutoğlu'nun kurmuş olduğu partiler de parlamenter sistemden yana ve AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi de başkanlık sisteminin yana zaten ikiye bölünmüştü o evet hayır şeyinde, referandumda. Şimdi az önce birinci bölümde dediniz ki efendim biz yönetime geldiğimizde, iktidara geldiğimizde yönetim sistemini değiştireceğiz. Ya da yönetim şeklini değiştirip, özür dilerim, sistem demediniz, şeklini değiştireceğim dediniz. Buradaki siz başkanlık sistemine nasıl bakıyorsunuz? Yani değiştireceğinizi söylediğiniz yönetim şeklindeki sistem ne olacak? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir başkanlık sistemi yok. İşte adını koyamadılar hala. İşte yarı başkanlık, işte cumhurbaşkanlığı, işte bilmem ne. Bir takım isimler söylendi ama bunun bir adı yok hala. En azından vatandaşta yok. Şu an Türkiye Cumhuriyeti nasıl yönetiliyor dediğimiz zaman ne diyebiliyor vatandaş? Bizde dahi yok. Kendilerinde dahi yok. Biz isim önemli değil. Sistemi değiştireceğiz. Yani yönetim şeklini.
yargıyı, yasamayı. Biraz açar mısınız? Nedir önemli? Ya şimdi tabii ki bunu biraz uzun soluklu konuşmamız gerekecek. Yani her alanda konuşmamız gerekecek. Yani eğitiminden tutun da sporuna kadar, sağlığına kadar. Yani her şeyi değiştireceğiz. Mesela bizim maalesef eğitimimizin adı da milli, kumarhanemizin adı da milli. Evet. Yani şimdi bir ülke düşünün, eğitimiyle kumar oynattığı sistemin ismi milli. Milli piyango, milli eğitim. Ondan sonra kumarhanenin millisi olmaz efendim. Olamaz yani. Kumarhane, kumar oynanılan yer, eğitim, eğitim verilen yer. Yani eğitim sistemimizi de eleştiriyorum. Eğitimde, eğitimde, hukukta, adalette, yani yukarıdaki ismin ne olduğu çok önemli değil. Başkanlık sistemi diyebiliriz o zaman. Biz ona başka parlamenter sistem deyin, ne derseniz deyin. Yani sistemdeki işleyişleri değiştirmeye talip birisiyiz biz. Bunu da tabii ki halkımızın huzuruna parça parça anlatarak her alanda neler yapacağımızı söyleyerekten çıkacağız. Eğitimdeki en büyük zaafımız, yani ufak tefek bahsedersek hepsinden, eğitimdeki en büyük zaafımız mesela siz televizyon programcısı olacaksınız. Evet. Televizyon, radyo, TV okuyacaksınız diyelim. Siz radyo, TV okuyana kadar dünyada ne kadar eğitim sistemi varsa hepsini görüyorsunuz. Bakın çocuklarımızda isimler değişip duruyor. Alfabede hiç harf kalmadı. Bir sürü LGS, TOK, OSU, BUSU, yani devamlı bir değişen sistem var. Siz müzik öğretmeni olacaksınız, bu alanda eğitileceksiniz. Osmanlı'daki gibi. Ne yapmış Osmanlı Atatürk'e daha çocukken? Demiş ki bu askeri alanda başarılı olacak. Ona eğilimi var. Osmanlı'da eğitim sisteminde, bugün kreş dediğimiz sübyen mekteplerinde çocukların önüne oyuncaklar verilir. Çocuk hangi oyuncakla daha fazla ilgileniyorsa, onunla oynuyorsa o alanda yetiştirilir. Çocuk resim yapmayı çok seviyorsa resim öğretmeni olur, heykeltıraş olur. Bu kadar basit. Bu çocuğu yani başka alanda yönetmek çocuğa da yanlış olur, sana da yanlış olur, ülkeye de yanlış olur. Zaten görüyoruz. Boşunamaz. Görüyoruz. Ben bu okulu okumak istemiyordum. Niye okuyorsun? Bitirmiş. Ya ben bu alanı seçmeyecektim aslında. Annem babam istedi. Evet. Ya bir şey, bu arada araya gireyim. Tabii, estağfurullah. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Evet. Matematik ve sayısal alana daha ilgim fazla. Hukuk okudum. Hukuk fakültesi okudum. Ne alaka yani? Hiçbiri birbirine uygun değil. Şu anda da basınla uğraşıyorum. Ne düşünebiliyor musunuz? Bir insanın hayatındaki değişimleri ya da nasıl diyeyim, o tam oturtamadığı. Ben belki de hani ilk ilgi alanım olan sayısal konuya girseydi belki de şu anda ben bu alanda büyük başarılara imza atmış bir insan. Gerçi yaptığım işlerde başarılı oldum ama bu tamamen kendi çabamla. Evet. Hiç bu kadar yani, uğraşmazdınız belki. Bu kadar efor sarf etmez. Mesela bir bardağı oluşturabilmek için bütün gücümü kullanmazdım mesela. Evet. Bir basit bir hareketimle ya da basit bir davranışımla ben bu bardağı yapardım ve bardaklar zinciri oluştururdum. Ama şu anda benim yapabildiğim, kendi çabamla yapabildiğim bu. Bütün sistemin ya da idarenin bütün engellemelerine rağmen biliyorsunuz İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan subay olamıyordu. Evet. Ya ben bundan baştan mahrumdum zaten. Evet, yani tamam. Ya o gün o mağduriyet vardı. Bugün başka mağduriyetler yani, var. Ya bizim yönetimimizde şu olacak efendim. Biz dünyadan örnekler almayacağız. Dünya bizden örnek alacak. Dünya bizden örnek alacak. Bugün bakıyorsunuz 400 sene, 460 sene, 490 sene yönettiğimiz bizim eyaletimiz olan bir valiyle yönettiğimiz ülkeler Avrupa Birliği'nde. Evet. Doğru mu? Yani bugün Bulgaristan'a bakıyorsunuz. Ya affedersiniz taharet muslukları yok. Hala yok. Bugün yok. Gidenler bilir. Evet. Hala yok. Avrupa Birliği vatandaşı olabiliyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olaraktan bu şartlardan yararlanamıyoruz. Bu imkanlardan yararlanamıyoruz. Neden? Avrupa'ya özendiğimiz için. Biz öyle bir ülke yöneteceğiz, öyle bir ülke haline getireceğiz ki Avrupa bize özenecek. Avrupa bizim şartlarımızdan yararlanmak isteyecek. Bunlardan birkaç tane yapabilinir. Ne bileyim,
Türkistan Birliği kurulabilir. Türk Birliği kurulabilir. Turan Birliği kurulabilir. Bu tabii ki o zaman yönetimi geçtiğimiz zaman yönetimdeki arkadaşlarla, dünyadaki yönetimdeki Türkistan Birliği coğrafyasındaki olanlarla oturup bir araya gelinip karar alınabilir. Sizinle beraber kimse yoksa siz olursunuz. Önderlik edersiniz. Yani kim var diye bakmamak lazım bazen. Ben varım deyip atılmak lazım. Ben bu partiyi kurduğumda kim var demedim. 40 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla kurdum. Atıldım öne. Şu anda hamdolsun. Bugün şu an bizi Hakkari'den buraya gelirken maalesef haber veremedik. Öyle de bir talihsizliğimiz oldu. Bugün şu an bizi Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Ege'den, Manisa'dan, İzmir'den bizleri izleyenler var şu anda. Gaziantep'ten bizleri izleyenler var şu anda. Arkamdan gelen arkadaşlar var. Bu davaya inanmışlar. Biz dedik ki Nizam-ı Alem İlahi Kelimetullah davası için bir parti kurduk. Türkistan Birliği'ni kurmak istiyoruz. Turan gibi bir hedefimiz var dedik. Bu davaya inanan arkadaşlarımızla beraberiz. Kim var demedik ama. Biz varız dedik. O yüzden bakıyoruz biz şu anda yönetim şekli. Cumhuriyet kurulduğundan beri Avrupa'ya bakıyoruz. Kim var? Nasıl yönetiyor? Biz onlara örnek alacağız. Öyle bir ülke yöneteceğiz ki Avrupa'ya örnek alacağız. Hepsi Türkiye'ye gelecek. Nasıl ülke yönetiyor bunlar diye örnek alacaklar. Burada belki de ders alacaklar. Belki de okullarında siyasi akademik kariyeri yapmak isteyenleri Türkiye'ye bir gönderip gidin oradaki yönetim şeklini bir inceleyin diyecekler. Bu şekilde bir ülke yöneteceğiz. Tabii ki zaman alacak. Tabii ki Türk halkıyla olacak. Tabii ki sizlerle olacak. Millet varsa biz varız. Biz varsak millet var demektir. Evet. Peki partinizin gençlere, kadınlara bakış açısı nedir? Yani arkadan gelen, hani diyorlar ya işte ben buna katılmıyorum. Gerçi de Z kuşağı, Y kuşağı bilmem ne evet. Falan deniyor. İşte gelen bu kuşağı. Çünkü Türkiye'nin gelecekteki sahipleri gelen tabii gençlik. Tabii ki gençlerimiz. Yani biz şu anda belki etkiliyiz. Yani bizim yaşımızdakiler ülkeyi yönetiyorlar ama bir 15-20 sene sonra bu gelen gençlik olacaklar. Çünkü temel taşları onlar olacak. Peki bakış açınız nedir bu gençlere bakış açınız? Şimdi öncelikle kadınlara bakış açınız partinizin. Kadınlara, gençlere şöyle söyleyelim. Bakın Osmanlı'dan şu anda modernleşmeyi, kadınların modernleşmesini şey zannediyorlar. Yanına bir tane fino köpek alıp Bağdat Caddesi'ni çıkarlarsa bunu modernleşme zannediyorlar. Osmanlı'da vakıfların %65'ini yöneten kadınlardı. Böyle modernleşmek demek eline bir tane köpek alıp sokakta gezmek değil. Bakın bir daha söylüyorum. Osmanlı'da vakıfların yönetimin %65'i kadınlardı. Örnek de verebiliriz. Büyük örnekler verebiliriz. Bugün hala Hürrem Sultan mesela. Hürrem Sultan dediniz. Başka örnek verecektim. Oradan örnek verelim. Bugün hala Hürrem Sultan'dan örnek verelim o zaman. Ayasofya'ya arkanızı dayarsanız sol tarafta, Sultanahmet'e arkanızı dayarsanız sağ tarafta bir hamam vardır. Hürrem Sultan hamamı. Orada 2000 kişi yemek yiyor günlük. Kim sayesinde yiyor? Hürrem Hanımız ölmüş. Üstünden geçmiş 300-400 sene. Ama hala orada insanlar yemek yiyor. Onun kurduğu vakıftan dolayı. O vakfın gelirinden dolayı. Hükümet kim olursa olsun orada yemek yeniyor. O vakıftan dolayı. Böyle yararlı olabilmek lazım. Kadınlarımıza şöyle örnek vereyim ben. Osmanlı Partisi'nin kadınlara verdiği önemi şöyle söyleyeyim. Eğer benim eşim olmasaydı ben Osmanlı Partisi'nin genel başkanı olamazdım. Kadınlara verdiğimiz önem budur. Kadınlarımız varsa biz varız. Annemiz varsa biz varız. Annemiz tabii yoksa ki. Biz yokuz. Kadınlara önem vermek demek de şu değil tabii ki. Yani biz biraz ataerkin toplumdan gelmiş bir toplumuz. Kadınlara önem vermek ne demek? Yani hangi alanda önem vermek demek? Bir de kadınları ellerle erkeklere eşit görenler var. Ben eşit görmüyorum. Kadınlar daha önde olmalı. Neden? Bir kadın benim kadar güçlü değil mesela. Ben bir kadınla kavga edersem zarar görür. Demek ki neymiş? Biz eşit değiliz.
O yüzden kadınlar bizden önde olmalı. Ki öndeler de, öyle düşünüyorum. Yani kadınlar, partilerde de bakıyoruz, bizim partimizde de. Kadınlar daha çabuk teşkilatlanıyor. Kadınlar daha akılcı davranıyor. Daha geniş düşünüyor. Şimdi ben bir işe girdiğim zaman, ya buraya televizyon programına geleceğim diyelim. Bakın öyle sizin tabirinizde bodoslama geldik. Ondan sonra. Ama benim eşim olsaydı bugün yanımda, ben buraya gelmeden önce hangi sorular sorulacak, ne konuşacağım, ne yapacağım, kameraman kim, ışık nereden verilir, ne, yani her şeyini araştırırdı. Kadınlar böyle. Bizse direkt. Çok ince detaylarda biz, kalır. Ben bugün televizyon programa geleceğimi öğrendim, geldim. Bu kadar. Evet, biz erkekler olarak biz öyleyiz yani. Evet, hanımlarımızın kıymetini herhangi bir menfaatten dolayı değil. Bu dünyanın kadınlara ihtiyacı var. Bu dünyanın kadınların yönetimine de ihtiyacı var. O yüzden yönetimde kadınların daha fazla yer almasını istiyorum. Osmanlı Partisi'nin kadroları tüm hanımlarımıza, tüm bayanlarımıza açıktır. Cengiz Han ne yapmış? Tüm hanlarını toplamış. Verdiğimiz önemi böyle de, evet, özetleyelim. Evet. Hanlarım demiş. Ben hepinizin hanıyım. Ondan sonra eşini göstererek de benim hanım da bu demiş. Hanım kelimesi de oradan Türklerde gelmiş. Oradan gelmiş. Aslında biz Türk toplumu olarak hanımlara çok değer veriyoruz. Maalesef biraz Arap toplumundan etkilenmişiz. Birazcık daha Araplaşmaya yöneldiğimiz için kadınlarımıza değer vermemeye başlamışız. Ama inşallah yine bu bizim verdiğimiz eğitimlerle, işte eğitimin, milli eğitim yapıp da milli de piyango yapınca böyle oluyor. Milli eğitimden kadınlarımıza değeri öğreteceğiz. Her erkek kadına annesi gibi bakmayı öğrenirse ya da anne olacakmış gibi bakmayı öğrenirse kadınlarımızın değerini daha fazla artırırız diye düşünüyorum. Burada bayanlara, kadınlara da büyük iş düşüyor. Yani bayanlarımız sinmesinler, korkmasınlar, daha cesaretli olsunlar, yardım istesinler. Biz sadece parti olarak değil, şahıslar olarak da kadınlarımıza her alanda yardım etmeye hazırız, varız. Evet. Şimdi gençlere söylemediniz. Gençlere şöyle söyleyelim. Bakın maalesef gençlerimiz, biz ideal olmayarak büyüyoruz. İdealist olmalarına fırsat vermiyoruz. Onlara bir devamlı sınav. Gençlerimiz bir şey düşünemiyor. Ben şunu yapayım, bunu yapayım demiyor. Osmanlı'daki gibi ilgi alanlarını öğreneceğiz gençlerimizin. Hangi işte çok güzel şarkı söylüyorsa, sesi de mükemmelse, ya işte bu kızdan, bu erkekten sanatçı olur kardeşim. Doktor olmaz. Doktor olmak istiyorsa çok güzel şarkı söyleyen bir doktor olur. O ayrı bir olay. Evet. Ama doktor olmak isteyeni de, ondan sonra, ya da mühendis olmak isteyeni de başka alana aktarmayacağız. Gençleri dinleyeceğiz. Bakın bugün gençleri dinleyen bir siyasi parti lideri yok. Var mı gençlerle toplanıp Cumhurbaşkanımız geçen gençleri dinlemeyi bırakın, gençlere seslenmek istedi. Dislike aldı diye bir sürü tepkiler oldu. Evet. Ya bırakın gençler, ben şu an gençler izliyor. Beğenmiyor belki de. Bırak fikrini söylesin. Fikirlerini söylesinler. Şu anda izledikleri platformdan yorumlara yazsınlar. Biz okuyacağız, bakacağız. Gençler bizim neyimizi beğenmemiş? Bizden ne talepleri var, ne istiyorlar? Bir kere sınav sistemini kaldıracağız. Böyle sınav sistemi olmaz. Okul bittiğinde herkes üniversite mezunu, herkes işsiz. Üniversiteyi bitirip işsiz gencimiz olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Üniversiteyi bitiren her gencimiz hiçbir iş bulamazsa devletin kademesinde iş yapacak. Hiçbir şey yapamazsa bizlere akıl verecek. Bizlere danışmanlık yapacak. Zaten iş, ya dünyada iş kavramı ya da çalışma kavramı çok çok değişti. Evet. Yani artık serbest bir, yani kişinin artık yaratıcılığa doğru, hani bir şeyleri oluşturmaya doğru giden bir şey. Mesela eğitim sistemlerini bile sorguluyorlar. Hani toplu eğitim sistemi ya da yerleşik eğitim sistemine değişiyor. Yani her girişimci ya da genç
oturacak evinin başında bilgisayarında bir şeyler üretecek, bir şeyler, yani eğitimi o şekilde. Ya bugün alacak. Gençlerimiz mesela bugün konu dışına çıkacak biraz ama gençlerden gelmişken söylemem istendi. Biliyorsunuz ki askeri liseden şu anda müebbet imiş gençlerimiz var. Yani 16-17 yaşındaki bir genç ne yapmış olabilir de müebbet ceza alabilir? Bunun görevi okumak. Ailesi bunu ne yapmış? Okumaya göndermiş. Yatağında yatarken bir darbe girişimi olmuş Türkiye'de. Sırf o okulda okuyor diye ceza yiyor. Yani ceza sistemini de elden geçireceğiz. Türkiye'de kim neden ceza yemiş? Bir hukuksuzluk almış başına gidiyor. Ben bugün sizi şikayet edeyim. Ben bugün sizi içeri aldırabiliyorum. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Yani bu kadar saçma bir hukuk sistemi olabilir mi? Ben diyorum ki Ahmet FETÖ'cü. Paylaşımının birinde örnek gösteriyorum. Beni eleştirdin. Hoba sen kendini açıklayana kadar 6 ay geçiyor. Ya ben suçsuzum diyene kadar 6 ay geçiyor. Böyle bir hukuk sistemi olmaz. Hukuk sistemimizde suçladığın kişinin suçunu kanıtlarsın, öyle içeri alırsın. Tabii ki değişik durumlar olabilir. Kaçma riski varsa, bilmem ne varsa al. Ama ya vatandaş zaten işinde gücünde. Sabah tarlasına gidip akşam evine gelen adamı bunun kaçma riski var diyerekten 6-7 ay sonra da pardon deyip bırakıyorlar. Evet. 11 ay sonra pardon deyip bırakıyorlar. Yani hukuk sistemimiz maalesef çok kötü. Hukuk sisteminde şucusun bucusun diye içeri atılan birçok insan suçsuz yere yatıyor. Ya suçu varsa en ağır cezayı verin, ayrı bir olay. Ama bir insan bir sene mahkeme beklemez. Bir sene mahkeme beklemez. İki sene mahkeme beklemez. E ne yaptınız? Ergan Okan dediniz. Şu anda Ergan Okan diye bir şey yok dediniz. 6 sene yattı, 7 sene yattı. 5 sene yattı. 5 sene sonra pardon ya böyle bir şey yokmuş. Evet, anlıyoruz. Bu hukukun olmadığı devletlerde evet. Olur. Kamboçya mı canım burası? Burası bir hukuk devleti. Ya bakın bugün hukuka hala darbeler atılmaya çalışıyor. Hukuka hala müdahale edilmeye çalışıyor. Hukuk bağımsız olmalı. Avukatların artık cübbelerine düğme dikmeye başladılar. Biz bunun önüne geçeceğiz. Kiminle geçeceğiz? Sevgili vatandaşlarımızla geçeceğiz. Kıymetli abilerimiz, ablalarımızla geçeceğiz. Osmanlı Partisi'nin kadrolarına gelecekler. Osmanlı Partisi'nin kadrolarında yer alacaklar. Yönetime kötü gidiyor diye ağlamayacaklar. Yönetimleri Türk halkı kendisi yönetecek. Buyurun yönetime. Bu iş partiyle olmuyor mu? Siyasetle olmuyor mu? Oyla olmuyor mu? Beğenmiyor musunuz? Buyurun gelin. Ha beğeniyorsanız da ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama Türk şu andaki halkı sistemde buyurun gelin demek için kişinin en az yani bayağı bir çok parası gücü olması lazım. Hiç parasına gerek yok. Bakın biz partimizi kurduk. Şimdiki sistemde bahsediyorum. Yani şu sistemde de buyursun gelsin. Kimseden biz para pul talep etmiyoruz. İl başkanı olsun, ilçe başkanı olsun, mahalle başkanı olsun, kadın kolları başkanı olsun, gençlik kolları başkanı olsun. 1 TL para istemiyoruz. Buyursun gelsin. Arkadaşlarını örgütlesin, komşusunu örgütlesin. Ülke yönetimine talip olsun. Yarın milletvekili adayı olsun. Öbürsü belediye başkanı adayı olsun. Belediye meclis üyesi adayı olsun. Biz adaylarımızı arkadaşımız diye, şu diye yapmayacağız. Yine biz seçeceğiz. Beraber seçeceğiz. Yani şu anki oynanan oyunlar, teamüller falan biliyorsunuz ne alemde. Evet. Öyle değil. Buyurun. 5 kişisiniz değil mi? Aranızdan seçin birini. Milletvekili yapalım diyeceğiz. Böyle olmalı. Yoksa zaten kim oy verdiğimiz belli. Vatandaş milletvekillerini tanımıyor. Giresun'da 3 tane milletvekilimiz var. Sokağa çıkın. Gazeteci olarak soruyorsunuz. Kaçını tanıyorlar? Tanımıyorlar. Milletvekili kendi halkını tanımıyor ki. Yani bazı milletvekillerinin illerde evi yok. Bakın. O illerde evi yok. Geldiği zaman otelde kalıyor. Bizim vatandaşımız buna oy veriyor. Yani biraz da oy vermeyi de bu eğitimi de almamız lazım. Kime oy veriyoruz? Lidere oy veriyorsun ayrı. Partiye oy veriyorsun ayrı, milletvekiline oy veriyorsun ayrı, belediye başkanına oy veriyorsun ayrı, belediye meclis üyesine oy veriyorsun ayrı. Yani bunları okullarda aslında oy verme eğitimi de olmalı. Oy böyle verilir. İşte bunlar adaydır, bunlar partidir, i̇şte bunlar önemli sorun diyerekten olur. Bu da olmalı. Bizim vatandaşımız bir röportaj izledim geçen. Ülke yönetiminden kadın 6 dakika konuştu. 6 dakika ülke yönetiminden şikayetçi. En son sorular hangi parti oy vereceksiniz? Tabii ki dedi AK Parti dedi ya. ya bu şikayetçiydin az önce.
Ah bu Kemal Kılıçdaroğlu yok. Bu ülkede ne oluyorsa zaten muhalefetin suçu. Ben de onları suç buluyorum. Muhalefet yeteri kadar muhalefetliğini yerine getiremiyor. Yeteri kadar cesur değil. Yeteri kadar çalışmıyor. Evet. Şimdi 1970'li yıllardı, ben çocuğum o zamanlar. İşte 6-7 yaşlarındayım, iyi hatırlıyorum. Bizim de yaşlı bir teyzemiz var, komşu köyde. Ondan sonra yaş beyazı işte herkes köyde de işte Adalet Partili olan var, MSP'li Erbakan evet. olanlar var. Şimdi diyor ki okuma yazması da yok kadının. Yani güzel bir örnek de onun için vereceğim. Dediler ki ya ben dedi kime oy vereceğim? Kime rey basacağım dedi o günkü tabirle. Bir tanesi dedi ki ata basacaksın dedi. Mühürü. Evet. Ondan sonra da bir tanesi de anahtarı getirdi. Buna basacaksın dedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Ama bak kaç yıl olmuş? 30, aynı, 40 hala. Yıla yaklaşmış. 40 yıl olmuş. Değişen hiçbir şey yok. Yok. Aynı. Empoze. Ben de öyle bir örnek yaşadım. Hakkari'ye teşkilat ziyaretinde bulundum. Bir ablamız maalesef Türkçe konuşamıyor. Dedi ki kimdir bu, hani koştular koyunlar kestiniz bu adama. Soruyor yanındakine kimdir bu diye. Gittik elini öptük işte. Dediler bir siyasi partinin başkanı işte. Ondan sonra. Gençtir falan demiş benim için. Sonra demiş ki ben seni sevdim dedi şimdi bana. Nasıl oy vereceğim? Tercüme ediyorlar. Ben de dedim ki Kur'an okumayı biliyor mu ana? Biliyorum dedi. Hah Kur'an harfi var dedim Elif'le baba. Onun altına oy vereceksin. Şimdi maalesef bu haldeyiz. 2020 yılında hala evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde okuma yazmasını bilmeyen çok sayıda vatandaşımız var. TÜİK raporları ortada. 2020 yılında hala evinde televizyon olmayan vatandaşlarımız var. Hala evinde televizyon olmayan vatandaşımız var. Ben Türkiye'yi geziyorum. Görüyorum. Türkiye uçuyor, kaçıyor. Öyle bir şey yok. İnsanlarımız aç, işsiz. İşsizliği devamlı düşük gösteriyorlar. Yani kayıtlarda düşürdükten zaman İşkur'a işsizlik düşük değil. İşsizlik çok fazla. Bakın buralarda biraz daha iş imkanı var. Burada insan hiçbir şey yapamıyorsa tekstile girip çalışıyor. Gelin Karadeniz'e, gelin Güneydoğu'ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Karadeniz'de bir tane fabrika yok. Olan fabrikayı da kapattılar. Yani olanları da kapattılar. Kağıt fabrikası var, kapat. Şeker fabrikası var, kapat. Bu insanlar nerede çalışacak? Hazır para yemeye alıştırıyorlar. Biraz da o da var. Hazır parayı herkes alamıyor. Bakın bugün Giresun'dan bahsedelim. Ben Giresun'da oturuyorum. Giresun'da bir vatandaş iş aramaya çıksa 1000 kişi kapasiteli fabrika yok. Bir tane de yok. Örnek olsun diye de yok. Ama burada 2000 kişilik tekstiller var. Yani burada hiçbir şey yapamazsa. Yani biz daha şanslıyız. Tabii ki Düzce biraz daha şanslı o konumda. Yani Düzce biraz daha şanslı. Güneydoğu'ya, Urfa'ya gitsinler. Var mı? Yok. Vatandaşlar pamuk ekiyor. Onu da değerini de veremiyor. Onu da sulayamıyor. Elektriği yok. 1 milyon, 2 milyon elektrik borcu olan var. Çiftçinin. 1 milyon. Evet, 1 milyonun altında yok. Bağlansınlar. Hayır kardeşim benim 1 milyon borcum yok desin birisi. Ben yani, en az söyledim. 1 trilyondan bahsediyoruz. Evet. Elektrik borcu bu. Elektrik borcu. Pamuğu sulamak için kullanılan motorundan kullandığı elektrik. Su yok. Su yok. GAP'ta su yok. Yani, o kadar yatırım o kadar su. Yatırım ne? Tarıma yatırım diye bir şey yok bizim ülkemizde. Bakın tarım. Fındık. O ayrı bir başlık. Fındığı konuşan milletvekilimiz ne oldu bugün? Evet. İhdaç sebebi. Onun aslında çok başka. Tarım Bakanı büyük hata yaptı. Yani Ya benim konum değil ama yani sonuç olarak evet. da tarıma endekslediğim zaman bugün üretime dayalı bir ülke değiliz. Tüketime dayalı bir ülkeyiz. Maalesef, maalesef. Yani Osmanlı Partisi iktidarında üreten bir ülke olacağız. Tüketen değil. Kendi kendine yeten ülke olacağız. Kendi kendimize yetemiyoruz şu anda. Devamlı ithalat. Bir ülkenin ithalatı ihracatından fazlaysa o ülke batmaya mecburdur. Bugün dış borcumuz ortada. Yani bugün aslında biz çok da akıllıca bir hareket etmiyoruz. Yani Osmanlı Partisi olarak da. Bizim yaptığımız delilik. Bir el bombasını
Diyoruz ki verin bize, patlamadan atacağız diyoruz. Belli değil elimizde patlar mı patlamaz mı? Yani ülke yönetmeye niyetlenirken böyle bir ülke alacağımızı biliyoruz yani. Ülke şu anda patlamaya hazır, el bombası gibi. Dış siyasette kötüyüz, içeride kötüyüz. Ya şu salgın dönemini yine en iyi biz geçirdik. Onda da bir sürü eleştirdiğimiz yok mu? Tamam. Yani bizi devamlı dışarıyla korkutuyorlar. Bizi devamlı birlik olmaya davet edip kendileri birlik oluyorlar. Bir sofra kurulmuşlar. 5 kişi oturabiliyor sofraya. Ama herkese diyorlar ki gelin bu sofradan beraber yemek yiyelim. Ya yerimiz yok. Sandalyemiz yok. Birkaç kişi ayakta dikilip alabilen var. Ayakta da yiyemiyoruz. Çok geride kaldık. O yüzden diyoruz ki bu geride kalan vatandaşlarımız hep beraber gelin Osmanlı Partisi çatısı altında toplanalım. Bu ülkeyi birlikte yönetelim. Ben hiçbir partilime şunu demiyorum. Ne olursa olsun benim arkamdan gelin demiyorum. Daha 2 gün önce il başkanları toplantım vardı. 60 tane il başkanıma şunu söyledim. Bakın orada ilçe başkanı falan 60 kişiydik. Şunu söyledim. Ben eğer eğilirsem beni düzeltin. Düzelmeyecek kadar eğilirsem beni terk edin. Yanımda durmayın. Yine rahmetli liderimizden bir örnek vereyim ben onu, Muhsin Başkanım'dan. İstanbul'da bir mitinginde katıldık. Biz buradan Düzce'den gittik. Bağırıyoruz tabii orada. Muhsin nereye, biz oraya diye. Durun dedi. Muhsin nereye, siz oraya değil. Hak nereye, siz oraya dedi. Ben nefis taşıyorum, yanlış yapabilirim dedi. O yüzden kim oy verirseniz verin, hangi partide olursanız olun. Yalnız siyasi liderinizi eleştirin. Siyasi liderinizi sorgulayın. Bu da böyle olsa daha iyi olur mu deyin. Bizim partide bana başkanım bu böyle olursa nasıl olur dendiği zaman ben mutlu oluyorum. Demek ki benim görmediğim bir şey görünüyor. Tek başına yönetemem ki. Partiyi de yönetemezsin, ülkeyi de yönetemezsin. Biz tek adamcılıktan çoğulcu fikire geçeceğiz. Tabii ki yine tek adam ölecek. Tabii ki bir ülkenin tek lideri olur. Tabii ki bir ülkenin tek söz sahibi olur. Ama o tek söz sahibi olan kişiyi herkesi dinler. Yine kendi kararını versin. Biz ona karar versin diye oraya seçtik Cumhurbaşkanımızı. Tabii ki o karar verecek ama bizi de dinlesin. Osmanlı Partisi Genel Başkanı'na da sorsun. Eğitimi nasıl yapalım desin. O soramıyorsa Milli Eğitim Bakanı gelip sorsun. Adalet Bakanı gelsin sorsun. O soramıyorsa Adalet Komisyonu üyesi gelsin sorsun. Yani ne kadar aşağı inerse isin, birisi gelip bize sorsun ama. Kimse kimseye bir şey sormuyor. Ben yaptım oldu deniyor. Bu şekilde ya gidiyor. Onu bırakın. Yani şimdi şu anda muhalefet partisi konumundasınız da kendi adamlarının fikrini bile almıyorlar. Ya öyle. Düşünün, öyle. Düzce'de 3 başkan değişti. Evet. 4 başkan değişti. Belediye başkanından bahsediyorum. Evet. Mehmet Keleş 2014 yılından beri bahsediyorum. İsmail Bayram, işte Dursun Ay vekaleten baktı. Yani geçici süre baktı da. Sonra Faruk Özlü. Hiçbiri birbirine düşman. Evet. Hiçbiri birbirini istemiyor. Ya kardeşim bu adam 2 yıl, 3 yıl neyse burayı başkanlık yapmış. İyi kötü. Evet. Bildiği şeyler var, yaptığı şeyler var. Sor ya, sor şunu nasıl yaptın dese. Eleştir de sor, şeyde evet. Fikrini al en azından. Daha sorunuz var mıydı? Varsa alayım. Yoksa kaçayım diyorsun? Bir programım daha vardı. Programın da saatini de sormadık baştan. Yok, ben istediğiniz kadar ne kadar sorunuz varsa cevap veririm. Problem yok, değil. Ben kaçma tabirini bas şey yapalım. Estağfurullah yok. Bir irticari. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani, sorun değil. Şimdi 4 yıl geçti ve 2023 seçimlerine 2023 inşallah. Seçimlerinde Osmanlı Partisi tek başına kendi logosu, kendi ismiyle halkın huzuruna bu ülkeyi yönetmek amacıyla çıkacak. Halkımız eğer bizi teveccühü gösterirse, bize inanırsa, bizimle birlikte olmak isterse oy verecek. İstemezse inandığı kişilere oy verecek. Biz oy almadığımızda hizmet etmeme gibi bir lüksümüz yok. Ne kadar oy alırsak alalım. Bize bir vatandaşımız da oy verse, o bir vatandaşımızın verdiği oyun sorumluluğuyla bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu anda da yine de hizmet ediyoruz zaten. Bazı yasalarda fikirlerimiz var.
sormasalar da biz gidip bizim de böyle bir fikrimiz var deyip soktuk Allah'ın izniyle. Tarımda büyük projelerimiz var. Tarım alanında ve ben kendim bahçede olan bir genel başkanım. Tarlada izi olan bir genel başkanıyım. Harman'da da o yüzden yüzüm var. Evet. Mesela en son salep ektim. Salep ekip hasat da ettim. Ciddi bir geliri olan bir ürün. Mesela bunu geliştirilebilir. Giresun'da mı yaptınız? Giresun'da yaptım, evet. İklim şartları falan uygun da. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri salep ekime uygun. Allah Allah. Çünkü her yerine uygun bir cinsi var. Anladım. Yani doğada olan bir ürün zaten. Yani ama maalesef yaygın bir ürün değil. Maalesef çok fazla işte fındık bu bölgede, Karadeniz bölgesinde. Fındıktan kat ve kat karı olan bir ürün ama kimse bilmiyor. Fındık altının bahçesinde oluyor. Biz fındığı üstten topluyoruz, onun üstüne basıyoruz, gidiyoruz. Ama o fındıktan 100 kat daha fazla değerli bir ürün. Değerli bir ürün. Biz çalışmamıza devam edeceğiz. Oy alsak da, almasak da, seçimlerde olsak da, olmasak da, öldüğümüzde Allah'ın izniyle inşallah arkamızdan şu densin istiyoruz. Allah gecin demesin. Allah razı olsun. İyi hizmet ettiler. Bu ülke için uğraştılar. Muhsin Başkanımın aldığı oyun 3 katı, 4 katı, 5 katı cenazesindeydi. 2 milyon kişi cenazesine katıldı. Evet. Muhsin Başkanım hiç 2 milyon oy almadı. Hiç. Hiçbir seçimde. Ya bütün Türkiye. Hiçbir seçimde 2 milyon oy almadı ama cenazesinde 2 milyon kişi vardı. Sevenler, üzülenler, ağlayanlar başka. Cenazeye gelenlerden bahsediyorum. Yani ben de diyorum ki buradan Türk halkına, benim cenazem kalabalık olmasın. Benim oyum kalabalık olsun. Sizlere hizmet etmek isteyen bir kardeşinizim. Sizlere hizmet etmek için çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp il il dolaşıyoruz. Sizlere hizmet etmek için gençliğimizin baharında iyi biçip eğlenebiliriz de. Elhamdülillah durumumuz da var. Ama biz bunları bıraktık. Sizlere hizmet etmek için sefere çıktık. Zafer de Allah'ındır inşallah. İnşallah. Peki hocam, kısa bir Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili fikrinizi alacağım. Ondan sonra son sözlerinizi alıp programı kapatacağım efendim. Ben tabii biraz değişik bakacağım. Şaşıracaklar bakış açıma belki. Öncelikle özet olarak Ayasofya açılmalıydı tabii ki de. Ben orada çok eylem yaptım, miting yaptım, namaz kıldırdım Ayasofya'da. Bundan dolayı joplandık, cezalarımız var. Allah. Evet, biraz araştırdıklarımda. İzleyenlerimiz bunu görecektir. Ayasofya açılması lazımdı. Kesinlikle. Ama Ayasofya'nın ehemmiyetini bilmemiz lazım. Şimdi Ayasofya ibadete kapalıydı, siyasete açıktı. Şu anda hem ibadete açık hem siyasete açık. Yani hemen acilen Ayasofya'yı siyasete kapatmak lazım. Hemen acilen. Sonrasında da bu alınan kararın arkasında olmak lazım. İktidarıyla muhalefetiyle. Ayasofya camidir. Bitti. Ve kılıç hakkıdır deniyorsa empati yapıp karşı tarafa da bakmak lazım. Bugün Kudüs kimin elinde? İsrail'in. Biz kızıyor muyuz İsrail'e? Biz oraya sokmuyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor diye. İsrail'in kılıç hakkıdır Kudüs. Ağlama hakkınız yok. Eğer ağlayacaksanız gideceksiniz İsrail'e. Savaşacaksınız, Kudüs'ü elinden alacaksınız. Kılıç hakkımız o zaman olacak. Bugün en büyük problemimizi söyleyip öyle kapatalım inşallah. Müslüman Müslüman'ı öldürmesi. Evet. Osmanlı Partisi iktidarında bir Müslüman ülkeye, bir Müslüman ülkesinin savaşmasına müsaade etmeyecek. Hiçbir Hristiyan devleti birbirine savaşıyor mu şu anda? Hayır. Suriye'ye gidiyoruz, Suriyelileri öldürüyoruz, camiden kalkıyor cenazeleri. Onlar bizi öldürüyor, bizim şehitlerimiz nereden kalkıyor? Camiden kalkıyor. Mısır'a gidiyorsun öyle, Libya'ya gidiyorsun öyle, Sudan'a gidiyorsun öyle, Yemen'e gidiyorsun öyle. Eğer bu tüm cenazeler camiden kalkıyorsa bizde bir yanlış var demektir. Bu yanlışa birilerinin el atması gerekir. Bir dünya liderimiz varsa eğer başımızda, dünyanın lideri demek ne demek? Dünyaya söz sahibi demektir. Dünyaya söz sahibi olup Müslüman kanını durdurmak lazım. Bizim kadınlarımıza, kızlarımıza taciz, tecavüz ediliyor bu ülkelerde, savaşlarda. Bizim kardeşlerimiz ölüyor. Ölen de Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor. Önce buna dur dememiz lazım. Dış politikada önce buna dur dememiz lazım. Eğer bir gün cenazeler kiliseden kalkar ise o zaman dünya normalleşir.
Osmanlı Partisi iktidarında savaşlarda cenazeler kiliseden kalkacak. Savaş olmayacak. Camiden değil. Savaş olmama lüksü olmaz herhalde bizim iktidarımızda muhtemelen. Hiç iyimser bir tavır sergilemeyeyim. Çünkü ben iktidara eğer Osmanlı Partisi'ne nasip olduğunda savaş açmayı düşündüğüm ülkeler tabii ki de var. Diplomatik yönden iddialısınız yani bu konuda. Tabii ki. Mesela İsrail'e haritadan sileceğimizi iddia ediyorum. Yani bunu da söylerken en ufak bir tereddütüm yok. Biz İsrail devletini eğer diplomatik yollarla adam edemezsek, eğer diplomatik yönlerden konuşamazsak, masaya oturamazsak haritadan sileceğiz. İsrail devleti terörist bir devlettir. Bakın, İsrail devleti terörist bir devlettir. Bugün Ermenistan aynı şekilde. Oradaki Türk kardeşlerimizin hakkına tecavüz ediyorlar. Osmanlı Partisi iktidarında öyle Ermenistan istediği gibi girip Azerbaycan'da taciz ateşi yapıp asker öldürüp geri çekilemez. Öyle bir lüksü yok. Osmanlı Partisi iktidarında 30 tane şehit verdiğinde ben o 30 tane şehit edenlerin ülkesine gitmem ayağına. Onlar gelsin benim ayağıma. Ya da hepimiz ölelim. Biz de ölelim. Şereflice ölelim. Niye ben askerimi şehit edenin ayağına gidiyorum ki? Niye onu kapılarda bekliyorum ki? O gelsin, o yalvarsın, etme eyleme desin. Bu gücümüz yok mu bizim? Var. Bu gücümüzün olmadığını düşünenler aziyet içerisindedir. Var. Osmanlı Devleti kurulurken en güçsüz dönemde kuruldu. Selçuklu'nun yıkılma döneminde kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken en güçsüz zamanda kuruldu. Osmanlı'nın yıkım döneminde kuruldu. Bittiği dönemde kuruldu. Parasının, askerisinin, silahının en az olduğu dönemde kuruldu. Biz 16 tane, 18 tane devlet kurarken nasıl kurduysak bir sıkıntı olursa yenisini yine kurabiliriz. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Söz sahibi bir devlettir. Dış politikayı iyi yaparsanız bu gibi sıkıntıları çekmezsiniz. Kardeşlerinizle kavga etmeyeceksiniz. Düşmanlarınızla kavga edeceksiniz. Evdeki kardeşiyle kavga eden komşusuna söz geçiremez. Evet. Sen evde abinle kavgalısın, komşunla kavga ettiğinde dayak yersin. Abin de seni döver, komşun da seni döver. Biz komşularımızla iyi geçineceğiz. Düşmanlarımızla kavga edeceğiz. Bizim düşmanımız İsrail'dir. Evet. İsrail'in direkt Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanı olarak ilan ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olduğumda, Cumhurbaşkanı olduğumda İsrail'le ya bizim sözleşmemizi imzalayacak, aramızdaki diplomatik sözleşmeyi ya da kendilerini haritadan sileceğiz. Çok rahat söylüyorum. Haritadan sileceğiz. Yani İsrail için, savaşlar için, dış politikalar için düşüncemiz budur. Onun analizinde son sözlerime Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarımızın, tüm yurttaşlarımızın lütfen siyasi liderlerinizin söylemleriyle gaza gelip birbirlerinizi kırmayın. Bugün en çok benim gönlümün kırıldığı nokta kahvede iki arkadaş birbirleriyle oturduğu zaman, kafede iki arkadaş birbirleriyle oturduğu zaman birbirleriyle kavga etmeleri. Biri A partisini savunuyor, biri B partisi. Yahu görüşlerinizi anlatın ama kavga etmeyin. Evet. Onlar rahat orada. Ben meclise girip çıkan bir liderim. Bakın beni takip edin. Meclis başkanından tutun. Meclisin odacısına kadar hepsiyle oturuyorum. Bakın sosyal medyalarımdan benim. Hepsiyle beraberim. Çok fazla meclise girip çıkan bir liderim. Yani şu salgından önce hep meclisteydim. Onlar orada birbirlerine yemekhanede yemek söyleyen insanlar. Ama kürsüye çıktığında... Bakın bir AK Partili vekil bir HDP'liye şu tatlıdan da yer misin deyip önüne getiriyor. Sadece AK Parti olarak bakmasınlar. MHP'li vekillerimiz de var. Bunlarla oturup sohbet eden, kafa kafaya veren. Ama siz sokakta birbirinize giriyorsunuz. Kim için? Onlar için. Onlar çok rahat. Bir meclise gelin bakalım. Mecliste bunların odaları yan yana, sıkıntı yok. Kürsüde yan yanalar, sorun yok. Ne zaman televizyon çekiyorsa, ne zaman oturum varsa o zaman kavgalılar. Evet. Onun dışında asansörde denk geldiklerinde birbirlerine karşı çok sadıklar. Birbirlerine karşı çok nazikler. Ben aynı yolu yürümüyorum. Bazı vekili gördüğüm zaman o geçtiği zaman ben oradan geçmiyorum. Ama onlar? Beni oradan geçti demesinler diye. Onlar kol kola giriyorlar. Ama sokakta vatandaş birbirine giriyor.
Dere gider kumu kalır. Seçimler başlar biter, siz komşu komşuya kalacaksınız. Siz baş başa olacaksınız. Birbirinize gidip geleceksiniz. Partiler için, benim için bile. Ben söylüyorum. Hiçbir Osmanlı Partisi mensubu beni eleştiren birinle kavga etmesin. Beyinler kavga etsin. Fikirler. Fikirler kavga etsin. Koyun fikirlerinizi ortaya. Koyun görüşlerinizi ortaya. Bu da son temennilerim olsun. Buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza biz Türkistan coğrafyasını benimseyen, Türk İslam senteziyle yetişen, Muhsin'in tavırla siyaset yapmaya çalışan bir partiyiz. Eksiklerimiz var. Çoğumuz var, fazlamız var. Bunları Türk halkıyla beraber oturacağız. Türk halkıyla beraber tamamlayacağız. Allah izin verirse de seçimlerde iktidarı ele aldığımızda da aynı şekilde devam edeceğiz. Yanlışlarımız olduğunda da bizi desteklemesinler. İktidar olduk. Dediklerimizin arkasında durmadık. Durmayın kardeşim arkamızda ya. Durmayın. Bir daha oy vermeyin. Gereğini yapın. Bir daha oy vermeyin. Gereğini yapın. Bakın daha iyi söylemi olan varsa, daha iyi projesi olan varsa bir de onu deneyin. Yani kötü bir şeyi devamlı denemeye değmez. Ben bu saate kadar bizleri sabırla dinleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere, kamera önünde sizlere çok teşekkür ederim. Bizleri burada ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için. Kameranın arkasında büyük bir ekip var. Kameranın arkasında büyük bir zahmet var. Evet. Kameranın arkasına çok teşekkür ederiz. İnşallah tekrardan buluşacağız. Tekrardan buralara bir daha geleceğiz. İnşallah. Tekrardan görüşmek ümidiyle ülkemiz daha iyi şartlarda. İnşallah muhalefete gerek kalmayacak şeyler konu. Buraya geldiğimizde ya hükümetimizden de Allah razı olsun. Bize de bir şey bırakmadı. Şunu da iyi yaptı, bunu da iyi yaptı dedirtmeyi nasip eder. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sizleri birbirimize emanet ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben de ekibim adına sizlere gerçekten zahmet ettiniz, geldiniz, vakit ayırdınız. Bizimle çok değerli ve güzel konular konuştunuz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı sonlandırırken hepinize sevgili seyircilerimiz, bugün bu programımızda Osmanlı Partisi ve kendisi de genç, partisi de genç. İnşallah bu genç ruh bütün ileride nasip olursa, Allah nasip ederse, güzel memleketimiz için, Türkiye'miz için çok güzel şeyler ve özel şeyler yapacaklar. Genç ve tecrübeli diyeyim artık. Hani bir söz var. Bin yıllık bin yıllık çınar ağacı gibi tecrübeli, bir yaşındaki bir çocuk gibi heyecanlı, hevesli ve dinamik tabir ediliyor. O böyle, ben öyle tabir edeyim. Kendilerine Allah çıktıkları yolda kolaylıklar diliyorum. Yollar, çıktıkları yol gerçekten Sayın Başkanımın, İbrahim Ünye Başkanımın çıktığı yol çok çetrefilli, çok engelli, engebeli ve dikenlerle, engellerle dolu. Allah bu çıktıkları yolda yar ve yardımcılar olsun diyorum. Ve doğru iş yaptıkları müddetçe, doğru hizmet yaptıkları müddetçe Türk halkı olarak, bütün halkımız olarak arkasındayız diyoruz. Ve yanlış yaparlarsa biz onları da inşallah, yani inşallah yapmazlar. Yaptıkları anda da zaten gerekli tepkimizi de, haklı tepkimizi de, yasal tepkimizi de koymaktan hiçbir zaman Türk halkı olarak çekinmeyeceğimizi bildiririz. Ve kendilerine tekrar söylüyorum, çıktıkları yolda Allah muvaffak etsin diyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Allah razı olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Ve sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim diyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Beklenen ürün Türkiye'ye geldi. Ultraviyole sterilizasyon çubuğumuz. Şu anda ürünümüz Türkiye'de. Stoklarda. Ürün nasıl çalışacağı ile ilgili bilgi vermek isterim. Ürün 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika ayarlama aralığıyla çalışıyor. Açma kapama tuşuna bastık. Görüldüğü gibi cihazımız açıldı. Cihazı çevirdiği zaman otomatik olarak sensörden dolayı yüze göze bulaşmaması için otomatik olarak kendini kapatıyor. 3 santimetre üzerinde çalışıyor. Örnek olarak gün içerisindeki en çok kullandığımız ürünlerde hesap makinesi, anahtarlıklar, maskeler, kullandığımız saatler, kalemler, gözlüğümüz ve en çok dokunduğumuz ürünlerden biri de mouse ve
meşhur telefonlarımız bakterilerinden tamamen uzak kalmak, tamamen ortadan kalkması için UV sterilizasyon çubuğunu mutlaka denemelisiniz. Ürünler stokta ve Türkiye'de. Siparişlerinizi bekliyoruz. Erol Çiçek Evi sizi sevdiklerinizle buluşturmaya devam ediyor. Düzce ve Türkiye'nin her yerine bir telefonla özel gün ve geceleriniz için çiçek siparişleriniz en hızlı şekilde yerine ulaştırma imkanı. Erol Çiçek Evi'nde tüm ürünler %100 ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti garantisi vermektedir. Gelin arabası, sepet, buket, aranjman, çelenk, yapay ve saksı çiçek, bol çeşit uygun fiyatlarla Erol Çiçek Evi'nde. Adres: Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Parkı, Camlı Köşk Arkası. Telefon 0380-514-8636, 0535-747-5323 Düzce. Ultraviyole ışınlarıyla 3 saniyede virüs ve bakterilerden kurtulun. Gündelik hayatınızda kullandığınız klavye, çalışma masası, kıyafetleriniz, çocuklarınızın oyuncakları gibi birçok eşyada rahatlıkla kullanabilirsiniz. %99 oranında sterilizasyon başarısı sağlayan cihazımızın kullanımı da çok basittir. Tek tuşla sterilizasyonu başlatıp bitirebiliyorsunuz. MassLife güvencesinde bu ürüne sahip olabilmek için hemen 0850-207-4252 numaralı hattımızdan sipariş verebilir veya 542-681-5381 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kredi kartı ve kapıda ödeme seçenekleriyle ürüne kolayca sahip olabilirsiniz.